Burak şöyle geçeyim. Milletin bize verdiği ödevi, milletin bize verdiği mesajı bize aldık. AK Parti tek başına iktidar olamadı ama bu ülkenin en büyük partisi ve milletin hala en çok güvendiği parti. Dolayısıyla AK Parti'siz bir hükümet olmayacağını çok net biz gördük. Koalisyonla yolumuza devam edebilir miyiz? Milleti hükümetsiz bırakmamak adına çalışmalar yapabilir miyiz dedik. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ile bir aylık yapılan istikrarlı görüşmelerin neticesinde çok ciddi derin ayrılıkların olduğunu bir kez daha teşkilatımızdan, milletimizden aldığımız bize geri dönüşlerle birlikte olmayacağını Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde paylaştık. Biz süreli bir seçim hükümeti olmasını talep ettik. Ama buna rağmen bu kadar derin ayrılıkların olduğu bir siyasi partiyle 4 yıl gibi uzun süreli bir koalisyon hükümetini kurmak şu anda çok erken verilmiş bir karar olurdu. Dolayısıyla şu anda yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti'nin koalisyon görüşmelerinin neticesinde olamayacağı kanaati çok net hasıl olmuştur. Neticede eğer hükümet kurulamazsa, koalisyon görüşmelerimiz netice vermezse erken seçim vazgeçilmezdir. Ve AK Parti teşkilatı ilk günde 14 Ağustos 2001'deki ruhuyla her an her dakika seçime tam hazır bir siyasi partidir. Malatya'da bir şehidimiz vardı ve şehidimizin adı Barış'tı. PKK Barış'ı vurdu ve HDP buna sessiz kaldı. Malatya'da vurulan, Malatya'ya gelen şehidimizin adı Barış'ın nasıl vurulduysa PKK da HDP de Barış'ı öyle vuruyor. Maalesef Selahattin Demirtaş sadece ortaya konan bir senaryoydu ve bu senaryonun ürünü olarak da piyasaya sürüldü. Ve ilk günden itibaren oluşturulan algıyla Selahattin Demirtaş'ın Türkiye Partisi'nin lideri olarak lanse edildi. Ama bugün gelmiş olduğumuz nokta ve onların yapmış olduğu açıklamalara dönüp baktığımızda direkt olarak söylenecek yegane cümle şudur. Terör örgütüne sırtını dayayan bir siyasi parti asla Türkiye Partisi olamaz. Eğer Türkiye Partisi olmak istiyorsanız şayet siz silahları bıraktırmak üzere bütün cümlelerinizi söyleyeceksiniz. Ve silahlar toprağa gömülmeden, üstüne beton dökülmeden barış asla olmaz. Daha önce söyledik. Silahlarla barış şarkıları söylenmez. Eğer siz çalarak barış, saz çalarak barış şarkıları söylemek istiyorsanız önce silahlarınızı bırakacaksınız, sonra sazı elinize alacaksınız. Ve barışları da şehit etmeyeceksiniz. Ülkemiz içerisindeki yapılan operasyonlar Doğu ve Güneydoğu'da dahil olmak üzere çok ciddi manada milletimizin kamu düzenini sağlamak ve güvenliğini sağlamak adına yapılan operasyonlardır. Güneydoğu'dan gelen arkadaşlarımız da bizim gittiğimizde de gördüğümüz tablo milletim de bundan çok büyük memnuniyet duyduğudur. Dolayısıyla terör sonlanana kadar operasyonlar devam edecektir. Barışı söylemek için barışı vurmayacaksınız. Evlatlarımızı şehit etmeyeceksiniz. Ne askerimizi, ne polisimizi, ne sivil vatandaşımızı, ne çocuklarımızı vurmayacaksınız.